Herkese tekrardan ve yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. İyice karanlık olmadan videoyu bitirmem lazım ama hava arada bir kararıyor. Görüntü umarım kötü olmaz. Birazdan zaten yaklaştıracağım ben sizi. Camı da kapattım. Rahat rahat konuşalım böyle. Öbür türlü olmuyor. Ben kesinlikle eyeliner'ı çok iyi çektiğimi söylemiyorum. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Ben eyeliner'ı mükemmel çekmiyorum. Birincisi. Ben eyeliner'ı şak diye çekmiyorum ki zaten eyeliner'ı bir seferde çeken Allah'ın herhalde yani çok mükemmel bir kulu diyebilirim. Tek seferde eyeliner çeken ben hiç rastlamadım. Hem de hiç rastlamadım. Çünkü gerçekten güzel bir eyeliner çekmek istiyorsanız yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. Ama elimden geldiğince bir şeyleri göstermeye çalışacağım. Çünkü ben arkadaşlarıma da böyle söyledim ve benim arkadaşlarım böyle öğrenmeye başladı. Ben de böyle öğrendim diye. Yani göstereceğim şekilde göstereceğim birazdan. O şekilde öğrendim. Size de o şekilde yansıtmak istiyorum. Eyeliner'ı ben size iki yöntemle göstereceğim. Bir kendim nasıl çekiyorum, bir de bantla nasıl çekiyorum diye. Neden iki defa iki şekilde gösteriyorum? Kendim geçmişime geri dönüyorum. Bundan iki sene önce ilk defa, üç sene önce. Üç sene önce ilk defa eyeliner çekmeye nasıl başladım o şekilde göstereceğim. Ben eyeliner çekmeye bantla başladım. Ve size ilk bantla göstereceğim. Eğer hiç eyeliner çekmediyseniz elinizi alıştırmanız bayağı zamanınızı alıyor. Ben bantla başladım. Çok da memnunum. Kylie ablamız sağ olsun. Camım benle eşit. Kylie'cimiz sağ olsun o bantla yapmaya başladığından beri ben de bant kullanıyordum. Ta ki bir sene önce kadar. Ben bir senedir bantla ne makyaj yapıyorum ne de farımı vesaire de eyeliner çekiyorum. Ama bantla gerçekten güzeldi. Jilet gibi eyeliner çekebiliyorsunuz. Başladım. Ondan sonra yavaş yavaş kendi elimle alıştım. Sonra düzeltmeler yapıyorum ki hala mükemmel çekemiyorum. Gerçekten bir 10-15 dakikamı eyeliner alıyor. Düzeltmelerle yapıyorum. O şekilde ilerliyorum. Onun dışında ben eyeliner hiçbir şekilde tam eyeliner olarak kullanmıyorum. Yarım kullanıyorum. Ben size bugün yarımı göstereceğim. Zaten buradan sürsem de pek bir fark yok. Burası önemli olan bir kısım değil. Önemli olan şu kuyruk kısmı. Ki bak sen farkındaysanız benim gözüm daha düşüktür. Arpacık çıkardıktan sonra burası böyle biraz daha düştü benim. Ama sıkıntı değil. Ben onu bir şekilde ayarlıyorum. Bir tane Flormer'ım var jel olarak. Bir de şu şekilde Maybelline'im var. Bunlar evet güzel. Kullanımı falan kolay, fırçası falan da var bunların zaten kendisinin. Ben şu an Maybelline'sini getirmedim. Şöyle içerisi mesela. Güzel bunların kullanımı ama bunlar çok çabuk kuruyabiliyorlar. Gerçekten hani bir tane eyeliner olacaksa böyle olsun. Başka olmasın çünkü başka iki tane üç tane olursa bunları kurutursunuz. Ben öyle yaptım. Ben bunları o kadar çok sevmiyorum. Güzel kullanabilirseniz gerçekten güzel ama ben bu jel kısımdakileri o kadar çok sevmiyorum. Bilmiyorum neden ama sevmiyorum. Bu tamamen sizin kullanım şeklinize ve ne bileyim o ürünün yapısına bağlı herhalde. O yüzden bu kıl veya keçeyle ilgili pek bir şey söylemeyeceğim. Ama bana sorarsanız en kolay hangisi derseniz ben keçeden yanayım. Keçenin kullanımı daha da kolay. Buradan da şöyle bahsedeceğim. Benim en sevdiğim eyelinerlerden bahsediyorum. NYX'in Epic Ink Liner'ı ucu aslında kıl ama keçe gibi duruyor. Ben öyle düşünüyorum değil mi? Aynen bence bunun ucu kıl ama sıkıştırılmış kıl olduğu için keçe gibi duruyor. Bunların uçları direkt keçe. Bu Maybelline'in eyeliner'ı, ink eyeliner'ı. Bendeki birisi mat, diğeri birisi normal, diğeri waterproof olarak var. Her ikisini de çok seviyorum. Gerçekten çok güzeller. İndirimlerde uygun fiyatlara düşüyorlar. Eğer biraz daha hani NYX'i alamıyorsanız tabii ki bunu tavsiye ederim. Ama NYX gerçekten güzel. Ben NYX'i çok çok seviyorum. Bu Epic Ink Liner'ın NYX'inde. Bunu da göstereyim size direkt ben. Şöyle NYX'in Epic Ink Liner'ı. Kullanımı falan bence çok güzel bunun da. Ucu vesaire şey bayağı dayanıyor. Klasik eyeliner videolarının %80'i kesinlikle yabancılarda olsun, Türklerde olsun Epic Ink Liner ile yapılıyor. Çünkü kullanımı gerçekten kolay, herkese gerçekten çok rahatlıkla önerilebilecek bir eyeliner. Her neyse ben şimdi biraz sizi yaklaştıracağım. Ondan sonra makyajı devam edelim. Saçlarımı önümden alıyorum. Sizi de arka yapmak zorundayım minnoşlar. Kulaklarıma katlanmak zorundasınız. Mecburuz geçler. Bandımı alıyorum. Bildiğimiz band. Ben bununla ne zaman başladım? Üniversitenin ilk zamanı ben eyeliner'a başladım. Abuk subuk herkes gibi ben de yamuk yumuk çekiyorum. Bir bacağını farklı çekiyorum, bir bacağını farklı çekiyorum. Ne bileyim birisi çok kalın oluyor, birisi çok ince oluyor. Onu hiçbir şekilde ayarlayamamıştım. Daha sonra bantla gördüm. Bantla yapmaya başladım. Gerçekten bantla makyaj da güzel oluyor biliyor musunuz? Biraz daha şöylemesine, kaşlarıma doğru bandı yapıştırıyorum. Şöyle düz yapıştırmayın kesinlikle. Bakışlarınız bayağı düşürüyor. Ben normalde öyle de seviyorum ama o şekilde bayağı düşürebiliyorsunuz. O yüzden biraz daha kaşınıza doğru yapıştırın. Bu arada elime yapıştırdım ben bandı. Biraz yapışkanlığına gitsin. Alttaki fondötenimi oynatmasın diye. Mesela şu anda bantlarımın ikisi de birbirinden farklı şekilde. Birisi Anya'ya bakıyor, diğeri Konya'ya bakıyor. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları
bu şekilde direkt yapıştırır da yaparsam, eyeliner çekersem kesinlikle eyelinerim yamuk olacaktır. O yüzden eyelinerlarımı bir şekilde sürekli böyle bakın, ayarlayın. O bandı birbirine sürekli ayarlamaya çalışın. Ben şu an far kullanmak yerine direkt bronzerımı alıyorum. Bu şekilde mesela sonlarına biraz daha yoğun uygulayacağım ki bandımı tam düz yapıştırmış mıyım ya da yapıştırmamış mıyım anlayabilmek için. Benim iki tarafımda şu an tam. Aynen öyle. Şimdi eyelinerımı alıyorum. Eyeliner dediğim gibi ucu şu şekilde. Ben bana ortadan yakıştığı için, yarım eyeliner yakıştığı için yarım eyeliner çekeceğim bu arada. Gözünüz daha küçükse eğer iyice dibe kadar biraz daha gelebilirsiniz ama ben bu kadar da bırakmaktan yanayım. Daha sonra şu kısmı. Şimdi bunları direkt çekmeyeceksiniz. O eyelineriniz falan biraz kurusun. O şekilde bantları çıkarın. Direkt bantları çıkarırsanız eyelineriniz kurumamış olacak ve sıkıntı yaşayacaksınız. Bence kuruma evresindedir. Artık çıkaralım. Yaz olduğu için bakın buraları ne hale geldi hemen. Bu adımda bozukluk olan yerde en önemli adım kulak çöpü. Direkt makyaj temizleme suyunu alıyorum. Genelde çift fazla kullanın çünkü waterproof vesaire olsa bile ki olmasa da eyelineriniz ya da lip lineriniz her neyse. Bunlar daha mantıklı yağ bazlı olanlar, yağ fazla olanlar. Hemen umarım gözüküyordur oradan da. Şu şekilde çekiyorum. Ve göründüğü üzere şirketli bir eyeliner. Daha ne istiyoruz? Batsa olsun. Bence efsane duruyor. Şimdi asıl önemli olan diğerinde bununla eşit olması ve aynı durması. O yüzden bunu da çıkarıyoruz. O yüzden şimdi bunu da yavaş yavaş çıkarıyoruz. Oo, bak bu daha da batmış. Gördünüz mü? Hemen alıyorum. Ama elim izin vermiyor. Şöyle çektim. Diğer tarafı iyice temizliyorum. Genelde bu işlemi corrector'la falan yapıyorlar. Yalnız konuşmaya hala devam etmem. Cık. Ah ben. Buraları olabildiğince kesmeyeceğim ki aynı şekilde görün. Hani şey demeyin böyle arkada düzelttim geldin diye. Abi çok güzel bir yöntem ya. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Ay çok güzel bence. Şimdi hızlıca kirpiklerimi kıvıracağım ve maskaramı süreceğim. Evet maskaramı da sürdüm. Ben eyelinerimi bu şekilde çekmeyi seviyorum. Bence gayet güzel durdu. Sizce nasıl durdu bilmiyorum ama sizin sevdiğiniz eyeliner tipi nasıl? O da önemli. Mesela daha kısa çekebilirsiniz, daha ince çekebilirsiniz. Benim gözüme yakışan eyeliner genelde bu şekilde. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Bunu görüyorsunuz. Ama uzun zamandır bantla yapmadım ki bantla daha güzel duruyor. Ucu falan mesela daha ince, daha kusursuz duruyor bence. Şöyle göründüğü üzere. Bundan 3 sene önce evet çok güzel yapamıyordum belki. Ben eyeliner çekmeye kesinlikle bantla alıştım. Size de bantı tavsiye ederim. İlk baş evet çekemeyeceksiniz, zorlanacaksınız. Bayağı zamanınız oluyor ama inanın benim arkadaşlarımın çoğu bu şekilde öğrendi ki ben kendim de bu şekilde öğrendim. Sonra o bandı yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Ne bileyim size söyleyeyim. İşte temizlemelerle, pamuklarla falan yardımcı olarak yine eyeliner çekiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim ben bantla çekmeyi daha çok seviyormuşum. Şu an bunu anladım. Çünkü çok güzel bir görüntü oluştu. Bazılarınıza göre bu kalın gelebilir, bazılarınıza göre uzun da gelebilir. Ama ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde çektim. Az önce görüntülere baktım. Eyelinerim acayip uzun durmuş. Neden öyle durmuş bilmiyorum. Ama normalde kadar uzun diye şöyle göstereyim istedim size de. Bence gayet güzel duruyorlar her ikisi de. Şimdi ben bunu temizleyeyim. Diğer eyeliner için geri geleyim. Şu son zamanlarda kendimce çektiğim eyelinerden bahsedeceğim. Yani bant vesaire kullanmıyorum. Sadece ya ıslak mendille köşesini temizliyorum ya da kulak çöpleriyle de kulak çubuklarıyla köşelerini temizliyorum. Size iyice yaklaştırdım çünkü daha rahat anlarız diye.
aynaya karşıma dimdik koyuyorum ve dimdik bir şekilde bakacağım. İlk köşedeki kuyruk kısımlarını çekeceğim. NYX'in Epic Eyeliner'ını alıyorum. Ben bu eyeliner'ı gerçekten çok seviyorum. Şunu şöyle bırakalım. Hemen iç kısmını dolduruyorum. Ardından çok hafif çekiyorum. Bu arada tamamen uca gelmiyorum fark ettiyseniz. Biraz daha şu kısımlarda bitiriyorum. Şimdi burayı yapacağım. Kameranın dibine girmem. Tekrar dik bakıyorum. Şuraya kadar, sakın dibine kadar, şu uca kadar gitmeyin. Şurayı düzeltelim bence. Tamamen kirpik dibimden de geçiyorum. Çünkü maskara süreceğim belli olmasın diye. Bu eyeliner de bitti. Hemen ardından Flormer'ın göz kalemini alıyorum. Çünkü maskara süreceğim. Kirpik dibim ve eyeliner'ımın ara boşluğu belli olmasın. O yüzden şöyle yukarıda göstereyim. Şurayı sürmedim. Hemen sürüyorum. Tam anlamıyla bu da bitti artık. Nasıl olduğunu şöyle göstereyim size. Yani ben bunu işte kendim çekiyorum. Uğraşıyorum böyle bayağı. Şu anda şunu düşündüm. Bantla biraz daha kolay oldu galiba. Bilmiyorum. Ama yani bunu da şu şekilde yapıyorum. Eyeliner'ımı direkt çekiyorum. Ondan sonra kulak çöpleri, pamuk yardımıyla ya da ıslak mendil yardımıyla köşelerini vesaire temizliyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şunu tekrar söylüyorum. Ben çok iyi eyeliner çekiyorum demiyorum. Siz benden istediğiniz için ben bildiğim kadarıyla ya da çekerken nelere dikkat ediyorsam onları söylemeye çalıştım. Ve tabii eyeliner en başına nasıl başladığımı göstermek istedim. Ben bantla başladım. Bantla gerçekten tavsiye ederim. Eğer hiç eyeliner çekmediyseniz ve eyeliner'e yeni başlıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bantla çekmenizi tavsiye ederim. Ne yaparsak yapalım inanın kim olursa olsun şu YouTube'da kimi gördüyseniz görün. Hepsinin illaki eyeliner'ında bir yamukluk. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa oluyor. Bu milyonluk takipçisi olan insanların da öyle. O yüzden hiç kafanıza takmayın eyeliner'ınızı yamuk çektiğiniz. Evet kötü duruyor ama yapacak hiçbir şey yok. Benim de öyle oluyor. Mesela bu tarafımın daha düşük olduğu için daha farklı durabiliyor. Oysa ki her neyse lafı daha fazla uzatmayacağım. Umarım video yararlı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir ve beğenmiştirsiniz. Fikirleriniz varsa veya aklınızda havana şunu çek diyorsanız onları yorum olarak bırakabilirsiniz kızlar. Bu kadar. Abone olmak istiyorsanız ya da yorum yapmak istiyorsanız, beğenmek istiyorsanız bu tamamen size kalmış. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.